Ne oluyor burada ya? Babacığım, biz biraz önce çok enteresan bir şey öğrendik. Şimdi ama şimdi anlatacağım, sinirlenip tansiyonu oynatmak falan. Kızım, nedir bu oltaya takılmış balık gibi çırpınman ha? Ne söyleyeceksen söylesene. Ama baba, şimdi sen böyle yapınca ben daha bir endişeleniyorum. Sen kimsin ya? Ben... Kemal Başatan. İstanbul'dan geliyorum, otelinizin misafiriyim. Ah, iyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de sanırım Ayla Hanım'ın babası oluyorsunuz. Evet, öyle oldu. Siz? Rüzgar bizim komşumuz sayılır. Memnun oldum Rüzgar. Kemal. Kusura bakmayın, ben böyle özel bir konuda araya girmiş gibi oldum. Yok, estağfurullah. Şimdi babacığım, bu Cengiz Horozcu denen adam var. Ya bana adam falan deme. O mal değneği, o mal değneği. Evet, işte o mal değneği bizim bütün personeli ayartıp kendi oteline transfer etmiş. Ne? Bütün personeli çaldı mı? Sadık! Sadık! Silahımı getir, çabuk! Ay, çabuk getir! Sadık. Ulan ne diyorsun? Dede! Dede! Dede, gözümü seveyim! Dede ya! Rüzgar. Oğlum. Sen burada ne yapıyorsun? Dayı, neden geldin? Ne işin var senin burada? Tamam. Tamam, anladım. Kendini saklamışsın. Merak etme, ben de kimseye bir şey söylemedim. Git buradan dayı. Ben seni almaya geldim. Almadan da gitmem. Yarın birlikte dönüyoruz. Neyse, sonra konuşuruz. Namuslu bir adam bulamayacak mıyız biz ya? Tamam, tamam dedeciğim, sinirlen, bırak Allah'ından bulsun onlar ya. Evet baba, boş ver. Zaten bütün personel toplum geri dönsün. Sence ben onları tekrar işe alır mıyım? Yok tabii canım. Yani vallahi sizin gül hatırınız için sabrediyorum yani. Hatırınız olmasa ben Örfü anının ortasında tak! Tabii ki vurursun babacığım. Bilmiyor muyum ben? Baba. Siz de kusura bakmayın. Herhalde hepimizin deli olduğunu düşünüyorsunuz ki haklısınız da. Yok canım. Kusura bakmayın lütfen. Ben şimdi size en güzel odayı ayarlayacağım. Ya lütfen buyurun benimle. Buyurun, buyurun. Buradan. Rüzgar, iyi misin sen? Ben... İyiyim ben. İyiyim. O Cengiz'in pullarını böyle temizleyeceğim. Sonra karnını deşer, içindeki ciğerlerini çıkarır, last diye atacağım. Sonra da kafasını... Kafası kalsın dedeciğim. Bütün atalım fırına. Cengiz'i mi? Levreyi. Ha, levreyi, tamam. Bir kere o Cengiz'le levreye bir tutma lütfen. O balık değil, o levrek değil, o bir... Levrek değil, kaygan bir yılan balığı. Böyle kaygan, leş gibi bir şey yani. Bu işler bittikten sonra ben gideceğim artık. Beni çok yordunuz ya. Tamam mı? Tamam dedoşum. Teyzen, personel işini ne yaptı? Buldu mu? Şimdi konuşuyor birileriyle. Bulacak inşallah. Bulacağız. Bir sürü adam var canım. İşsiz güçsüz. Ya. Anladım. Müsait değilsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Yarın sabah erkenden gidiyoruz. Hiç kendini yorma dayı. Hiç burada o değerli zamanını da harcama. Ben gelmiyorum. Geliyorsun. Geliyorsun çünkü gelmezsen Zeynep'e her şeyi anlatırım. Evet. Ona Meltem'in kalbini taşıdığını, senin de o yüzden burada olduğunu söylerim. Kız düğüne bir hafta kadar aldatılmış dayı. Bir de kalbini biz mi kıralım? Kırmayalım Rüzgar. Biz kendi yolumuza gidelim. Zeynep de kendi hayatını yaşasın.
O zaman izin ver son bir kez konuşayım Zeynep'le. Tamam. Ama yarın sabah yola çıkıyoruz. Onları ilk önce tuzlarsın. Sonra fırına atacağız, tamam mı? 175 derece. Ne yaptın teyze hoş? Yok, yok. Eleman yok ben. Ne yapacağım ben? Kızım, sana 50 kere söyledim. Bu hizmet sektörü zor meslektir dedim. Sen ama beni dinlemedin ki yavrum. Tamam baba. Ben beceremedim. Elime yüzüme bulaştırdım. Ha işin fenası. Bir sürü rezervasyon var. Yabancı turistler gelecek. Yarın bir dalış ekibi geliyor. Mahcup oldum. Rezil oldum. Mahcup da olmadın, rezil de olmayacaksın. Tabii ya. Sen kimsin? Muammer Yiğiter'in kızısın. Başaracaksın benim, kızcağızım benim. Canım. Hah. Hadi bakalım. Niye bakıyorsunuz öyle? Kuzguna yavrusu şahin görünür. Çok sağ ol babacığım. Da nasıl rezil olmayacağım acaba? Şöyle, bak burada bu kadar kişiyiz. Biz seni personelsiz bırakır mıyız? Bırakmayız teyze hoş. Hepimiz bir işin ucundan tutacağız. 3-4 gün idare edeceğiz. E çok iyi fikir bu. Biz kankitoşlar olarak göreve hazırız. Yerim sizi. O zaman ben görev dağılımınızı yapıyorum. Tabii ki dedem Engin bilgileri ve tecrübeleriyle bizim genel müdürümüz olacak. Bize yol gösterecek. Sadık kat görevlimiz. Teyze hoş sen yine resepsiyona bakarsın telefonlara falan. Biz de kızlarla oda temizliğini falan yaparız. Mutfak? Bunun aşçısı garsonu var. Ya annem de niye aşçı mı var bakar mısın? Abla. Şuradan bir öpeyim mesela. Garson olarak da Rüzgar garsonluk yapar. Değil mi Rüzgar? Ben garsonluğu beceremem. Ay ne var canım beceremeyecek? Mutfaktan alacağım, masaya koyacağım. Tam yaban iş. Yani sipariş alırken biraz sosyalleşmek gerekebilir ama artık o kadarını da. Yok, benden garson olmaz. Niye olmasın canım? Mis gibi olur. Sana hem 3-5 kuruş bir şey biriktirirsin, bahşişler falan. Ha? Ya Rüzgar. Bak hepimiz bir işin ucundan tutuyoruz. Sana da çok ihtiyacımız var. Yardım et bize ne olur. İyi peki tamam denerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.